85 milyon ahirette bir teraziye mi çıkacağız hep beraber? Yani böyle bir şey var da benim mi haberim yok? Ateist, deist, pagan. Adını ilk defa duyduğum dinlere mensup arkadaşlarım vardı. Muhtemelen annemler de bu videodan sonra öğrenecekler her şeyi. Ve açılmayı bir kaçış, kurtuluş yöntemi olarak seçmiştim. Ben açık olsam da yaparım bunları falan. Zaten namazımı kılmaya devam edeceğim. Etmedim. Açılırken şey demiştim anneme. El alem ne der diye düşünme demiştim. Annem bana ki el alem kim ya? Yani Allah ne der diye bakacaksın sen açıldıktan sonra demişti. Güzel ya. Güzel bir kapanın. Bir Tanıdık Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir hikaye serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde belki de serimizin en genç konuklarından birisi Begüm bize eşlik edecek. Hoş geldin Begüm. Hoş buldum. Kısaca kendinden bahsetmeni isteyebilir miyiz? Tabii. İsmim Begüm Halime. 18 yaşındayım. İkinci kez üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bir dernekte çocuklarla alakalı projelerde görev alıyorum. Orada çalışıyorum. Bu şekilde. Maşallah. Teze Türkiye'ni bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman ilk başta biraz daha bu süreci senin için nasıl başladığını ve bu süreci kendi içinde inşa etmeye adım adım nasıl başladığını sorayım. Bu süreç aslında bende ilk kez başlamadı. Yani iki kere başlamış bir süreç. Şöyle hikayeyi böyle en baştan alacak olursak her çocuk gibi Müslüman doğdum. Müslüman bir şekilde yetiştim. Her çocuk Müslüman olarak doğuyor ama maalesef her çocuk o fıtrat üzerine yaşaması nasibi olmuyor maalesef ki. 4 yaşında annemlerin işte anaokuluna Kur'an-ı Kerim derslerini alabileceğim, Kur'an-ı Kerim okuyabileceğim bir anaokuluna gönderdiler. Yani bu fıtrat üzerine yetişme nasibine de nail oldum. 4 yaşında Kur'an okumayı öğrendim. Ortaokulu İmam Hatip okudum. Ve aslında gayrimüslim insanların olmadığı çok da muhafazakar bir çevreye sahiptim elhamdülillah. Ama bu iş liseye geçince tabii ki böyle devam etmedi maalesef. 10. sınıfta bir tane gayrimüslim arkadaşım vardı. Tabii ki gayrimüslim olduğu için onu zorbalamak, böyle şeyler dışlamak asla yok. Ve ben onlara o şekilde yanaştığım için onlar da bana bu şekilde yanaşacaklarını düşünüyordum. 10. sınıfta herhangi bir sorun olmadı. İşte kendisi deisti. İşte birazcık kendi inancından bahsetti. Ben kendi inancımdan bahsettim. Ve arkadaşlığımız aslında dini bir boyut yoktu hiçbir zaman. Yani birbirimize karıştığımız, birbirimizi zorbaladığımız veya yargıladığımız hiçbir etap olmadı. 11. sınıfta sözel bölümünden dil bölümüne geçtim. Dil bölümleri birazcık böyle şey anılır. Özellikle benim okulumda öyle anılıyordu. Yani daha çok böyle gayrimüslimlerin olduğu bir sınıftı. Ateist, deist, pagan. Adını ilk defa duyduğum dinlere mensup arkadaşlarım vardı. Birazcık şey bir süreç. Yani Müslüman bir ailede yaşıyorsunuz, Müslüman bir ailede büyüyorsunuz. Tek farklı dinin Hristiyan olduğunu düşünüyordum mesela küçükken. Ama öyle değilmiş. Farklı inançlara mensuplar. Ben onlara saygı duyduğum için, onları sevdiğim için onların da bana aynı şekilde yaklaşacaklarını düşünüyordum. Bu da böyle olmuyormuş maalesef ki. Tesettürlüydüm. Tesettürümün bir diğer adı da türbandı. Ama bunu böyle bir hakaretmiş gibi, sanki böyle yaptığım şey ayıp, yanlış bir şeymiş gibi türbanlı şeklinde seslenmeye başlıyordu. Bir tane çocuk, bu ateist. Ve mecburen onunla yan yana oturmak zorunda kalmıştım sınıfa sonradan dahil olduğum için. Derste, teneffüste, yani bitmek bilmeyen bir zorbalık aslında. Okul çok severek gidiyordum ama böyle artık annem sabahları işte karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Aslında ilkokula giden bir çocuğun uydurduğu yalanları söylemeye başlamıştım. Ağlayarak okula gidiyordum, artık bitsin diye dualar ediyordum falan. Bu süreç bu şekilde ilerledi. Ama şöyle, bitmek bilmediği için bir yerden sonra ve tabii ki taklidi bir imana sahip de olduğum için aslında bunun en büyük sebebi iman eksikliğiydi bence. Kendimde hata aramaya başladım. Kendi kusurlarımı aramaya başladım. Tesettürlüyüm doğru ama neden yaptığımı bilmiyorum. Aslında bu hataları aramamın en büyük sebebi de bu. Niye Allah'a inanıyorum bilmiyorum. Allah'ın varlığını kabul ediyorum ama neden? Veya kapanıyorum, namaz kılıyorum ama bunları neden yaptığımı bilmiyorum. O neden sorusuna verebileceğim dolu dolu bir cevap olmadığı için bir yerden sonra onların yaptığı zorbalığı haklı bulmaya başlıyorsunuz. Yani 16 yaşında tek başınızasınız. Sınıfta evet Müslüman insanlar var, hatta çok yakınımdaki insanlar da Müslümandı. Ama ortamın verdiği o duruma göre işte o Müslüman arkadaşlarımla beni yalnız bırakmışlardı. Zaten sınıfta iki tesettürlüydük. Bir tane o diğer tesettürlü arkadaşım çok böyle şeydi. Ona zorbalık yapanlara karşı aşırı cesur bir şekilde cevap verebiliyordu. Ona çok imreniyordum o yüzden. Ama ben öyle değildim maalesef ki. Bu başörtümü açmaya çalışmaya kadar giden bir zorbalıktı. Şimdi anneme bunu anlatmıyorum, babama anlatmıyorum. Çünkü anlatacağım. Annem bu sefer üzülecek. Bu yüzden açılmak istediğimi anlayacak ve okula gidip öğretmenimle konuşacak. Öğretmenim o çocuğu kenara çekip konuşacak. Tabii ki bu tek başına o çocuk için geçerli bir şey değil. Bir sürü kişiler sonuçta onlar. Bu sefer Begüm
çocuk, bebek annesine şikayet ediyor. Bu da bunun zorbalı olacak. Evet, çok saçma. Çok da küçük çocuk aklıyla aslında düşünülmüş şeyler ama nasıl karakterde olduklarını bildiğim için bunları yapacaklarını da biliyordum. O yüzden annemlere de söylemedim. Muhtemelen annemler de bu videodan sonra öğrenecekler her şeyi. Süreç bu şekilde ilerledi. Bir etapta açılmaktan vazgeçtim. Bir etapta sonra tekrar zorbalıkların seviyesi arttı ve artık tamam dedim. Yeter, istemiyorum dedim. Annem bana şey demişti. Madem istiyorsun, çünkü ikinci kez kapısına aynı şeyle gittim. Madem istiyorsun bir kağıda yaz. Artılarını ve eksilerini tasarlayın. Tasarlayın nasıl bir eksisi olabilir ki? Yazacak hiçbir şey bulamadım tabii ki. Ama durumdan da kurtulmak istiyorum. Kendimi kurtarmak istiyorum. Ve açılmayı bir kaçış, kurtuluş yöntemi olarak seçmiştim. İşte hava çok sıcak. Böyle saçma sapan sebepler yazıyordum. Neyse, ben tesettürden çıktım. Tesettürden çıktığımda Ramazan ayıydı. Babam işte iş arkadaşlarıyla beraber deprem bölgesine gidecekti. Bir gün önce söyledim. İşte bir hafta evde olmayacak. O stresli süreçte birbirimizden ayrı kalırız gibi bir mantıkla şey yapmıştım ama birazcık kalbi kırık yolladım onu Kahramanmaraş'a. Tesettürden çıktım. Böyle bir iki ay falan bu şekilde geçti. İşte gayet rahat. Ha, bir de tesettürden çıktıktan sonra insanların tepkisinden de birazcık bahsedeyim. Özellikle sınıfımdakilerden. Ha, başardın, çok iyisin, harikasın, çok güzelsin şeklinde tepkiler geliyordu. Kendi muhafazakar çevremden tabii ki yargılayacak veya işte kalbimi kıracak cümleler değil de inşallah tekrar nasip olur şeklinde geri dönüşler almıştım. İşte inşallah falan diye böyle söylüyordum ama yarım ağız bir duaydı o da. Daha sonra bu esnada hiçbir şekilde, bu arada açılırken babamla telefonda konuşmuştuk Maraş'tayken, şey demişti bana, beni bekle, açılma demişti. Dernekteki orada görev yapan ablalardan bahsetti. İşte bak kapalılar çok güzel şeyler yapıyorlar falan. Ben de ona karşı savunma hazırlamayı, ben açık olsam da yaparım bunları falan, zaten namazımı kılmaya devam edeceğim. Etmedim. Kesik bir şekilde parça pirçik bir namaz vardı ama yani yoktu diyebilirim. Hiç yoktu neredeyse aylarca. Ve bunu ben kılmadım, canım istemedi diye değil, Allah beni huzuruna davet etmedi diye düşünüyorum. Öyle de zaten. Biz de Kurban Bayramı'nda Maraş'a gittik. Orada birazcık sanıyorum ki Maraş'taydı, bir konteyner evin önünde oturup birazcık soluklanırken düşünme fırsatım olmuştu. Çünkü ve herkes tesettürlü ve çok güzel tesettürlü oradaki ablaların hepsi. Biraz dikkatimi çekmiş. Mesela o kadar yoğunluğun içerisinde kimse namazını kaçırmadı. İşte önce namazımızı kılalım, ondan sonra dağıtımlara devam edelim şeklinde. Birazcık böyle düşündüm yani orada. O düşünce orada kaldı. İstanbul'a dönünce hiçbir şey değişmedi hayatımda. Sonra 7 Ekim'e kadar. 7 Ekim yani dünyadaki birçok insan için, hem Müslüman hem gayrimüslim, herkes için bir dönüm noktasıdır bence. Bende de öyle oldu. Bir uyanışa, bir ayağa kalktım. Uyanışa geçtim yani. Filistin diye bir davam önceden yoktu. Orada ne oluyor? Orası neresi? İsrail kim? Bunların hiçbirisini bilmiyordum. Merak da etmiyordum. Ha, evde bir muhabbet vardı işte. Şu marka içeceği almıyoruz çünkü İsrail. Ama niye almıyoruz? İsrail kim? Sormuyordum. Merak da etmiyordum. Neyse işte Instagram'da görüyorum ve Instagram'da gördüğüm şeyler de tabii ki İsrail yanlı videolar. İnansaydım inanırdım da bu arada. Gerçekten çok tehlikeli yani, Allah korusun. İşte annemlere sonra araştıra videolar seyrede aslında bir dava bilinci oluştu. Daha sonra böyle tesettür hikayeleri karşıma çıkmaya başladı ve sürekli aynı bölümleri defalarca izlemeye başladım. Sonra içten içe ya galiba kapanmak istiyorum şeklinde bir şey uyandı ama bu sefer bunu gidip söyleyemem çünkü daha önce böyle bir şey yaşandı ve diyecekler ki oyuncak mı bu yani? Böyle bir tepkiden korktum. Açılırken şey demiştim anneme. El alem ne der diye düşünme demiştim. Anneme bana diyor ki el alem kim ya? Yani Allah ne der diye bakacaksın sen açıldıktan sonra demişti. Kardeşim de açıldıktan sonra abla yüzündeki nur gitti demişti. O gün aşırı kırılmıştım ona ama sonra işte kapanma kararı aldıktan sonra gidip şey dedim. Sen bana böyle bir şey söylemiştin, hatırlıyor musun diye. O da böyle durdu, özür dilerim dedi. Hayır dedim, dileme yani. O gerçekten yüzündeki nur gitti yani tesettürümden sonra. Şimdi inşallah geri gelmiştir. Videoları izledim. İşte bir dava bilinci uyanmaya başladı. Daha sonra işte dediğim gibi tesettür konusunda da böyle birazcık içim ısındı. İşte videolar izlemeye devam ediyorum. Kıyafetlere falan bakıyorum. Bir daha kapanır mıyım? Kapanırsam nasıl ve ne zaman kapanırım? Asla okuldayken kapanmam. Bu konuda çok net ve eminim. Kapanırsam da bir daha pantolon veya işte normal üzerime tişört geçireceğim bir tesettür değil de etekli elbiseli doğru bir tesettür olsun istiyordum. Bunun için dua ediyordum. İşte dernekteki hocalarım Umre'ye, Mescid-i Aksa'ya falan gittikçe onlardan dua istemeye başladım. Yani istiyorum artık dua istediğime göre. Bu süreçte bu şekilde ilerledi. Nisan'da açılmıştım geçen sene Ramazan'da. Temmuz'un 3'ünde de tesettüre girmek nasip oldu. O da şöyle, üniversite sınavından sonra ben derneğe geleceğim demiştim. Derneğe gittim. 1 Temmuz pazartesi namaza duracağım. Çantamdan işte bez çantamdan çıkarttım, kıyafetlerimi giydim. Herkes de Allah kabul etsin falan filan bir şeyler dedi. Dedim ki inşallah dedim kendi elbiselerime namaz kılmak da nasip olur. 2 gün sonra tesettürle gittim derneğe. Salı günü arkadaşım bize geldi.
kardeşimle beraber dedim ki caddeye çıkalım, ben kendime kıyafet alacağım. Bunu aldım. İlk giydiğim tesettür kıyafetim de buydu. Bunu özellikle seçtim hocam gelirken. Gittim aldım elbisemi, kıyafetimi. Bir de bir hikaye paylaştım bilerek yakın arkadaşlarda. Hani yarın derneğe gideceğim. Ya beni tanımazlarsa ya anlamam. Çünkü ilk defa görüştük yani bir önceki gün. Böyle panik halindeyim falan paylaştım. Sonra işte herkesten böyle çok tatlı dönüşler aldım falan. Sonra içeriye gittim. İşte selamünaleyküm ben geldim. Herkes böyle ayağa kalktı, sarıldı, işte tebrik ediyorlar. İşte Allah kabul etsin, daim etsin falan. Çok tatlı bir ortam. Gerçekten ne kadar şükretsem az. Yemekhaneye çıktık. Gülsüm abla bir anda bakın benim kapanmış dedi ve herkes alkışlamaya başladı. Yani o tesettürümden dolayı zorbalandığım ortamdan böyle bir yere gelmek gerçekten büyük bir nasip işi. Elhamdülillah yani ne kadar şükretsem az. Bu süreç bu şekilde ilerledi. Tesettüre de böylelikle girmiş oldum. Tesettüre girmeden önce ama 7 Ekim'den sonra dediğim kısımda birazcık böyle İçe kapanma gibi bir durum yaşadım. Sınıftaki arkadaşlarımla olan muhabbetlerime bakıyorum. Onların bu Filistin davasına olan görüşlerine bakıyorum. Ona göre çünkü arkadaşlarımı keseceğim. Yani şöyle keseceğim derken çok böyle aykırı bir düşünceyse benden uzak dursun yani o manada. Yoksa böyle tabii ki işte anlatmaya çalışmaya falan hep çalışıyordum böyle. Takip ettiğim fenomenlere, okuduğum kitaplara, izlediğim YouTube kanallarına falan baktım. Bana Allah'ı hatırlatıyorlar mı? Hayır mı? O zaman çıkıyorum takipten. Tabii ki takipten çıkmak birazcık zor oldu. Çünkü saçma bir şekilde çok büyük bir bağ oluşturmuşum. O YouTuber'larla, influencer tayfayla falan. Onları takipten çıktım. Okuduğum kitapları değiştirdim. İzlediğim filmlere böyle bir güncelleme getirdim. Bana Allah'ı hatırlatacak, davamı hatırlatacak, niye yaşadığımı hatırlatacak. Mesela bu 7 Ekim sürecinden önce çok iyi bir üniversite kazanmak istiyordum. İşte çok iyi bir bölüm olsun, çok güzel bir para getirisi olsun bana. Evet hala bunları istiyorum. Çok güzel bir üniversiteyi kazanayım, çok güzel bir yerde okuyayım, çok güzel paralar kazanayım. Ama bu seferki para kazanma şey eskiden neydi? İşte güzel kıyafetler alayım, çok güzel bir evim olsun, işte şöyle marka arabalarım olsun falandı. Ama artık öyle değil. Yani ne kadar çok insana o parayla ulaşabilirim? Şimdi dernekteyim. Görüyorum yani insanların ne kadar aslında o benim küçümsediğim o paralara ne kadar çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. O paralarla ne kadar çok çocuğun sevindiğini, mutlu olduğunu da görüyorum. Böyle bize geri dönüşler oluyor işte dernek gruplarına falan atılıyor böyle. Ya o kadar böyle gerçekten güzel bir şey ki. Peki sen işte bu kararı aldıktan sonra ve tesettürden ayrıldıktan sonra o sınıftaki zorbalık durumu ya da işte o kabullenme durumu senin için nasıl değişti? O etkileşim nasıl farklılaştı? İlk başlarda işte saçlarım uçuşuyor falan, herkesin böyle harikasını tepkilerine sonra demek ki özgürüm falan gibi bir bakış açısı oluşmuştu. Ama daha sonra Ekim'den sonra diyeyim böyle birazcık vicdanen rahatsız hissetmeye başlamıştım. Ya ben ne yapıyorum? Niye açıldım? Niye böyleyim? Dış görünüşümden tiksinmeye başlamıştım aşırı derece. Böyle aynaya bakmak istemiyorum, saçımı taramak istemiyorum, kıyafetimi giyip dışarı çıkmak istemiyorum. Çıkıyorum sadece eşofmanım giyiyorum ve paspal bir haldeyim. Dış görünüşümle de ilgilenmek istemediğim bir süreçti. Çünkü içten içe biliyorum Allah bundan razı değil. Allah'ın istediği şey bu değil. Geri dönüşünün olmasını istiyorum. Ha bak az önce bunu söyleyecektim. Hani dedim ya annem el alem kim demişti açılmak istediğimi söylediğim zaman. Ben tekrar kapanmak istediğim zaman böyle artık Temmuz'a yaklaşıyoruz. Annemlere söylemem gerekiyor ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir de annemlerin tabii ki bunu hoş bir şekilde karşılayacaklarını biliyorum. Çünkü işte namaz kılarken veya kandil akşamlarında işte sohbete falan giderken işte babam hep görünce ay maşallah çok güzel inşallah nasip eder falan inşallah diye dualar ediyordu. Yani kapanacağım dediğim zaman hayır asla böyle bir şey tabii ki olmayacaktı. Ama dışarıdaki insanların tepkisinden birazcık çekindim. Begüm oyuncak mı bu, dalga mı geçiyorsun hani bir açıl bir kapan sen şimdi tekrar açılırsın gibi tepkilerden birazcık korkmuştum. Sonra dedim ki yani açılırken annem Allah ne der diye düşüneceksin dedi. Kapanırken de o zaman böyle olacak. El alem kim? Kim ne demek istiyorsa desin, kim ne düşünmek istiyorsa düşünsün yani. Ben Allah için kapanacağım. Allah o yolu açar, kolaylaştırır. Ya ben ona birazcık gelirsem o bana benden daha çok gelir. Ayetinde söylüyor yani bunu. Bu süreçte bu şekilde ilerledi. O yüzden kimsenin de ne dediğini de çok umursamadım. İsteyen istediğini de diyebilir. Ama tabii ki bu şey birazcık ortamla da alakalı. Şimdi ben yine böyle işte gayrimüslimlerin çok olduğu bana saygı duyulmayan bir ortama girersem yine böyle açılırım demiyorum. Ama açılmam da demeyeyim tabii, büyük konuşmayayım da. Şey olurum yani. Kendimi böyle dışlanmış hissederim. O zorbalığa tekrar uğrayabilirim. O yüzden çevre bu konuda çok önemli bence. Salih bir çevre gerçekten. O yüzden dernek konusunda çok şanslı olduğuma inanıyorum. Çünkü herkes aynı şey. Mesela bir yere yemek yemeye mi gidecek? Daha hiç gitmek nasip olmadı ama. Hani bilirim yani o hocalarımın boykot ürün yemeyeceğini. Ama mesela başka arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Önceden böyle Allah'ım ne olur boykot bir yere gitmeyi teklif etmesinler. Ederseler de ben hayır gitmeyelim dediğimiz zaman bana zorluk çıkartmasınlar. Çünkü
karşımdakinin de kalbini kırmak istemiyorum. Hani boykot etsin diye dua ederken ya niye etmiyorsun diye bir saldırıya geçmek de hoş olmaz. O yüzden çevrenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Aslında burada biraz benim şey de dikkatimi çekiyor. Tesettürden ayrılmaya karar verdiğin zaman da namazı bırakmandan da bahsetmiştim yavaş yavaş. Aslında belki birçok ibadet veya birçok yapılması gereken şey sana belki ağır gelmeye başlamış. Sanki bu çevrenin de etkisiyle birlikte iradeye biraz temas eden de bir şey. Yani o çevrede olmak, o insanlarla temasta olmak veya iradenin sürekli zorlandığı şeylere maruz kalmak seni zayıflatıyor. İşte imanının zayıfladığından, zayıf olduğundan bahsetmiştin. Sonrasında tekrar tesettüre girme niyeti sende uyanmaya başlayınca orada bunun için bir şeyler yaptın mı? Belki bir hazırlık. İzlediğim videoları arttırmıştım. İşte Kur'an okumalarıma dikkat etmeye çalışıyordum. Yani her gün iki sayfa muhakkak hakkını verebilmek için okuyordum. Birazcık da surelerin anlamlarına aslında. Allah bana ne diyor bu surede falan diye onlara birazcık bakınıyordum. Bir de parmağımı sürekli bir zikirmatik alışkanlık haline getirmiştim. Sınıfta da artık muhatap olmuyorum veya bir yere kadar muhatap oluyorum. Merhaba, merhaba. Bir yerden sonra canım sıkılıyor mesela. O 40 dakikalık aralar zaten geçmek bilmiyordu. Böyle kaç tane kitap bitirmişimdir yani. Kitap okuyordum. Ya gidiyordum zikir çekiyordum. İşte cam, bizim okulun manzarası çok aman aman bir şey değil. Otobana bakıyordu. Böyle biraz inşaat yıkıntıları falan vardı. Ama orada tefekkür edecek bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Çünkü vakit başka türlü geçmiyordu. Veya işte sırayla anne ne yapıyorsun? Baba nasılsın? Kardeşimi arıyordum. Başka arkadaşım okulda değilse onları falan arıyordum. Onun haricinde işte Kur'an okumalarına falan, hadis okumalarına veya peygamberimizle alakalı videolar izlemeye gayret ediyordum. Bekir de benim böyle videolarından çok böyle feyiz aldığım olmuştur yani. Bu şekildeydi o süreçte. Ve bunlar aslında senin hem imanını kuvvetlendirdi hem bir noktada iradeni de aynen kuvvetlendirmiş oldu. Mesela şeyden bahsettin ya, çok da kısa bir ara var orada. Bir zaman sınıfta istiyordum ki hakaretlerin muhatabı olmayayım. İşte o dışlanmanın muhatabı olmayayım. Sonra işte açıldın, tesettürden ayrıldın. Ama sonrasındaki o süreç, hani mesela oradan sıkılman, artık o insanlarla muhatap olmayı istememen ve sonra tekrar işte iradeni kuvvetlendirmek için bir şeyler yapmaya başlaman. Ya orada seni oraya iten, yani o kıvılcımı yakan herhangi bir şey oldu mu? Tamamen Filistin'de. Aradığın şeyin bulamadın. İnsanların Filistin'e olan bakış açıları, yani sınıfındakilerin diyeyim. Böyle kimisi evet boykot etmeliyiz veya işte orada bir soykırım yaşanıyor, bunu kabul ediyor. Ama bu bir azınlık kesimdi. Kimisi de, bir tane arkadaşımla konuştum. İşte öğretmenim işte bir şey anlatıyordu. Bir anısından bahsediyorduk. Birkaç gün önce yaşamış. İşte bir cips markası söyledi. Boykot. Biliyorum boykot ettiğini de. Hani tesettürlü namazının yazında bir kadındı. Hocam o boykot ne falan diye böyle şey yaptım tatlı bir dille. Biliyorum ya, almışlar ama falan dedi. Sonra bir tane çocuk oradan dedi ki ben boykot etmiyorum dedi. Neden? Çünkü dedi ki bizim ülkemizde kendi sorunlarımız var. Onlar bize yetiyor. Bizim kendi sorunlarımızla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, orada bir soykırım yaşanıyor. Bunu kabul ediyor. Ama herkes kendi ülkesiyle ilgilensin şeklinde bir yaklaşımı olmuştu. Bu yaklaşımların çoğu, yani sınıftaki çoğu insanın yaklaşımı bu yöndeydi. Veya işte dalgaya vuruyorlardı. Aa işte şunu içelim, şunu yemeye gidelim falan. Yorumlarda da var Instagram'da falan. Böyle çok kanıma dokunuyor birazcık yani o yorumlarda. Bu şeylerden sonra aslında birazcık kendimi böyle onlardan geri çekmek istemiştim. Çünkü artık bir davam var, bir meselem var. Onun için uğraşıyorum. Onun için okumalar yapıyorum, işte araştırıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yediğim içtiğim şeylere onlar için dikkat etmeye çalışıyorum. Ki aslında onlar içinden ziyade de yarın öbür gün ahirette hesap vereceğim. Her şeyden önce kendim için yani. Bir de şey, bir tayfa vardı. Devlet yapsın. Boykot. Tamam yapsın. Yani şöyle, bunu bir arkadaşım da söylemişti bana. Bu videoyu da atarsam izler muhtemelen. O da işte devlet yapsın boykotu falan demişti. Şey demiştim, 85 milyon ahirette bir teraziye mi çıkacağız hep beraber? Yani böyle bir şey var da benim mi haberim yok? O yüzden öyle devlet yapsın diye devlete suç görevi onlara atmak, sorumluluğu ona atıp böyle çekinmek falan. Allah'a bunu söyleyemeyiz. Yani onun hesabını veremeyiz yani. Bu şekilde o onların Filistin'e olan bakış açısından sonra böyle iyice soğumuştum yani hepsinden. Yani aslında bu bakış açısıyla birlikte onların ait olmak istemeyeceğin bir grup olduğunu görmüş oldun. Ve oradan sonra tekrar tesettürü düşünmeye başladın. Evet. Elhamdülillah. Çok güzel. Peki tesettüre girdikten sonra şimdi olduğun yerden geriye dönüp baktığında nasıl görüyorsun yaşadıklarını, deneyimleri? Şu an nasıl hissediyorsun? Sana nasıl geliyor? Şu an elhamdülillah çok böyle güvende, korunaklı hissediyorum.
Çevremden de çok güzel geri dönüşler alıyorum işte. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Mesela ben mahallenin teyzeleri vardır ya dininde, işte namazında, niyazında. Onlardan aldığınız övgü başkasının söyleyeceği övgüye bedeldir yani. O mahallemdeki teyzelerimden falan aldığım övgüler böyle çok aşırı tamam doğru yoldasın Begüm dedirttiriyor. İnsanlardan da mesela açıkken çok absürt bir giyimim yoktu. Zaten annemler de buna müsaade etmez, normal pantolon, tişört ama bir bakış vardı yani insanların, özellikle erkeklerin. Ama şu an ablaya döndüm bir anda. O çok şey hissettiriyor yani, tamam doğru yoldayım dedirtiyor yine aynı şekilde. Hissiyat olarak başka onlarca söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Ama güzel ya, güzel miyiz? Kapanın. Hislerini ve hikayeni paylaştığın için çok teşekkür ederiz Begüm. Böyle peki kapatmadan evvel son olarak eklemek istediğin, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Var. Ben bu videoyu çekmeyi şu yüzden kabul ettim. Yani önce Allah rızası için tabii ki. Birilerine vesile olabilmek de bileyim. Yani tesettürüne vesile olmak belki çok büyük bir aşamadır ama bir eşhedü en la ilahe illallah demesine veya işte bir salavat getirmesine vesile olabiliyorsam bile benim için çok güzel bir şey gerçekten. Çünkü geldiğim yeri biliyorum, yaşadığım şeyleri biliyorum. O zikri çekmek bile, yani o zikir matiyi parmağında taşımak bile bazı ortamlar için çok zorlayıcı olabiliyor. Ve bazen şöyle yapıyordum bilerek, o zikir matiyi görüp ne yapıyorsun ya falan diye şey yapmasınlar diye. Şimdi elhamdülillah bir yoldayım, bir davanın peşinde koşturuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki çok eksik, çok yarım, daha böyle yolun başında küçücük bir noktacık kadar belki. Bu konuda bir de arkadaşımın desteği çok önemli. Çok yakın bir arkadaşım, ortaokuldan beri beraberiz. Ya o sıralardan böyle işte hayal kurduğumuz, evcilik oynadığımız o sıralardan buraya gelmek çok şey. Onunla bir Instagram sayfası açtık. Çocuklara yönelik işte Instagram'da dini içerikler, postlar hazırlayıp onları paylaşıyoruz. Sayfanı söyleyebilirsin bu arada. Dava yolunda çocuklar. Sayfada da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yine kendim bir web sitesi kurup orada işte kendimle alakalı tefsir. Şimdi tefsir dinlemek birazcık ağır bir şey. Mesela İhsan Şen Ocak'tan dinlemeye çalışıyorum ama çok ağır anlatıyor. Onu anlamak, bir de onu anladığımı yazmaya çalışıyorum. Birilerine böyle kendi dilimde, işte tabii ki büyüklere yönelik olmaz belki ama kendi yaşımdaki veya kendimden daha küçük yaştaki kardeşlerim için okusunlar, faydalansınlar, işte istifade etsinler falan gibisinden bir web sitesi açtım. Orada bir şeyler yazıp yayınlamaya çalışıyorum. Zaten buraya gelmemin sebebi de o web sitesiydi yani. Hikayeni orada paylaşmıştım. Evet, kendimle alakalı bir şeyler yazmıştım. Sonra Gülsüm abla gördü. Söyledi. Allah ondan da razı olsun. Bu şekilde teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok tatlısın. Maşallah. Teşekkür ederim. Bize eşlik ettiğin, daha doğrusu senin hikayeni eşlik etmemize izin verdiğin için çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.